aklıma benim bir efsane geliyor. İman, ilham, aşk ve ahlak insanı olarak tanımlayabilirim. Türk müziğinin çok ilginç üzerine konuşurken özenerek dikkatli konuşulması gereken bir bestecisidir. Şarkılarıyla çevresini ve toplumu irşad etmiş bir insan. Hocam Yesari Asım Marsoy gerçekten romantik ve lirizm ustası diyeceğim birisi. Sonbaharı. Örnek bir insan, mükemmel bir hoca, her şeyiyle yine mükemmel bir mutasavvıf. Yine bu yaz hisarlarda hatıralar getirdi. Yesari Asım Arsoy'un hemen hemen hiçbir bestekara benzemeyen nevi şahsına münhasır bir tavrı vardı. Bu tavrının da daha ziyade dini musiki kaynaklı makamlardan, namelerden, melodilerden oluştuğunu bu sanatla ilgilenenler anlayabilirler. Zira o sahilde o hoşbu sederi aldığım akşam sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde, efendime söyleyeyim biz Heybeli'de her gece mehtabı çıkardık eserlerinde o duygu, o kaynak mevcuttur. Onun için çok güzel, çok beğenilen, çok sade bir tavra sahibiydi. Onun için efsaneliği zaten oradan geliyor. Yeni köyde bir kız gördüm, adı Sarı Zambak'mış. Yesari Bey'in şarkılarına baktığımızda en ağır ifadelerin bulunduğu şarkılardan İstanbul türküsünü anımsatan şarkılara kadar büyük, geniş bir yelpaze var. Ama bendeniz Yesari Bey'i merak ettim, okudum. Onu tanıyan insanlarla çok sohbet ettim. Yesari Bey tam bir Allah eri. Onun sanatını, şiirini, ki kendisi aynı zamanda bir şairdir, şarkılarının %90'ından fazlası sözleri kendisine aittir. Bunlara baktığınızda Yesari Bey'in gönül dünyasını anlıyorsunuz. Allah'a ve onun Habibi Peygamberimize büyük bir aşk duyduğunu görüyorsunuz. Bunun kaynağı da ailesinden, dedesinden gelen bir tasavvufi terbiye. Bu karşımıza çıkıyor. Yesari Bey'in şarkılarını hepimiz biliriz. Birçoğu İstanbul türküsü hüviyetindedir. Yar saçların lüle lüle gibi, bekledim de gelmedin gibi şarkıları geniş halk kitleleri tarafından çok sevilmiştir. Ama musikiye ciddi bir gözle bakan çevrelerin onun en çok sevdiği şarkıları daha vakarlı, ağır şarkılarıdır. Bunların sözel yapıları zahirde bakıldığında beşeri aşkı terennüm ediyormuş, bir sevgiliye söylenmiş gibi görülür. Ona da söylenmiş olabilir. Ama kendisinin gönül frekansı, çelebi bir yapısı, yani Allahlı bir gönülden çıktığı için bu işlere meyilli çevreler tarafından bir nevi ilahi gibi dinlenmiştir. Amir Ateş Hoca'dan dinlemiştim. 1970'li yıllarda tasavvufi konuların konuşulduğu bir mecliste
Belli bir aşamadan sonra herkes sustu. Taş plakta Yesari Asım Arsoy'un bir şarkısı çalınmaya başlandı. Kürdi Cazker makamında bilinen bir şarkıdır. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam, kirletmem onu kendimi hicrane de atsam, bezminde geçen bir geceyi bin yıl uzatsam, doymam o güzel sine de ömrümce de yatsam. Ömrümce olsa aşkı kal. Bu şarkı okunurken o tasavvuf ehli zevat hüngür hüngür ağladılar diyor. Bu şarkının sözel yapısını Cenab-ı Hakk'a bir niyaz olarak dinlediler diyor. Yesari Bey'in gönlünden çıkan o aşkın bir tezahürü olarak görürüm ben bunu. Yesari Bey'le yaşamış, onunla beraber olmuş çok insanda hep bu tınıyı yakalarsınız. Yani onunla beraber oturulduğu zaman Yesari Bey'in o duygu dünyası, o maneviyat dünyası herkesi kaplardı. Ne kadar insanla tanıştıysam hepsi aynı şeyi paylaştılar benimle. Kirletmem onu kendimi. Hocam, Yesari Asım Arsoy 1912 yılında Balkan Harbi'nin çıkması üzerine önce ailesiyle İstanbul'a ve sonra Adapazarı'na göç ediyorlar. Burada Rehberi Terakki hocalarından Recai Bey ve Muzıkalı Hikmet Bey'den ilk derslerini alıyor ki en önemli iki hocası budur. Çünkü onlardan nota, usul ve sair konularda yararlanıyor. Daha sonra bana söylediği ve kaynaklarda olan en iyi iki hocası bunlardır. Daha sonra çok hocam otodidakt bir insandı. Aşağı yukarı her şeyi kendi kendine öğrenmiştir. Daha sonra İzmit'te Fehmi Tokay'la karşılaşıyor. Fehmi Bey nota bilmeyen esasen ama çok musiki kültürü geçmişi olan tasavvufi konuda da ve din dışı musiki konusunda da, dini musiki konusunda da çok ehil bir kişi. Orada onunla bulunduğu sürelerde ondan istifade ediyor. Tasavvuf konusunda istifade ettiği bir de Zeki Arif Ataergin vardır. Daha sonra İstanbul'a geliyor ve burada İsmail Hakkı Bey'in musiki cemiyetinde onun öğrencilerinden İzzettin Hümayi Bey ile çalışıyor. Ve o dernekte de çok şeyler dağarcığına katıyor. Bilinen hocaları bunlardır. Bülbül sesi var şarkıların namelerinde. Yesari Bey'in yapmış olduğu eserlerde bir bütün olarak düşünmek gerekir. Yani bestekar, yapmış olduğu 300'e yakın eserin güftekarı ve bugün için onu plaklarından tanıdığımız bir sadası, bir ses sanatçılığı var. Ses sanatçılığıyla ilgili şunları söyleyebilirim. Bir kere güfteyi yazmış olması, ondan sonra onu güftenin yapısına uygun olarak bestelemiş olması ve onu icra ederken de o ruhu, o manayı, o ifadeyi en güçlü şekilde veriyor olması onun en büyük özelliği olarak düşünüyorum. Hocamız eserlerini bestelemede, notaya almada ve bazı taş plaklarında
hem solistlere hem de kendine refakat etmek suretiyle ut çalıyordu. Ama bir ut virtüözü yahut ileri derecede bir ut sanatçısı değildi. Yalnız uttan çıkarttığı ses taş plaklarda da görüyoruz ki gayet güzel, dolgun, müzikal bir sestir. Ve udu yesari de olduğu için sol eliyle çalardı. Bizim elimizde en bariz örneği bunun Ömrüm Seni Sevmekle Nihayet Bulacaktır isimli eserdir ki o eseri ud ile kendisi çalıp söylemiştir. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yesari Asım Kolombiya'ya geçtikten sonra kendi eserlerini plaklara okumaya başladı. Çoğu sözleri kendisi yazıyordu, birkaç şarkı hariç. Fare olmam meşrebi rindan eden, ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Aşkım Yeniköy sahili deryasını sardı. Hisarlı kız, Yeniköy'de bir kız gördüm, ömrümce o saf aşkın gibi şarkıları kendi okudu. Bir de düetler yaptı. İlginçtir. Yaptığı düetleri Deniz Kızı Eftalya ile ve Müzeyyen Senar'la birlikte gerçekleştirdi. Yakıp yakıp bu gönlümü gel üzme. Elimden kon ya geçtim serhoş oldum. Bu düetlerde aslında şöyle düşünebiliriz. Kendi muhayyilesinde oluşturduğu, adeta senaryolaştırdığı güfteleri bir hikaye anlatır gibi melodisiyle, makamıyla, usulüyle size adeta yaşatır gibi bir icra yaparlardı. Bunların içinde tabii çok değişik sanatçılarla yaptıkları plaklar var. Mesela Aşk Mektubu gibi Safiye Hanım'la okuduğu, hakikaten dinlediğinizde sanki iki aşığın birbirine olan muhabbetini zarif bir şekilde ifade ediyor gibi o ruhun içine girersiniz. Sarıyer'de tanıştığın bir hanım, düşünme pek, karşındayım acanım güftesiyle başlayan Sultani Yegah eseri. Ben hocamla tanıştığım yıllarda böyle bir okumak üzere gayret ettim, başladım. Bunu dedi, nereden biliyorsunuz hocam? Taş plaklardan öğrendim dedim. Ve bunun bir hikayesini anlattı bana. Efendim dedi, Cağaloğlu'na bir gün bir iş için gidiyorum. Bir sarışın hanımla karşılaştım ve hanım bana merhaba Asım Bey hatırladınız mı beni dedi. Şöyle bir baktım, affedersiniz hatırlayamadım dedim diye anlattı. Ve çok üzüldüm hatırlayamadığımdan dolayı. Çünkü hanım demiş ki nasıl olur demiş, biz daha iki hafta evvel Sarıyer'de bir konakta bir musiki meclisindeydik ve siz orada sabaha kadar ut çaldınız, ben de oradaydım. Hoca eser çaldığı zaman başını kaldırmaz, gözlerini kapatır, öyle okurdu. Ve o hanımın farkına varmamış. Çok üzüldüm dedi. Cağaloğlu'ndaki işim bittikten sonra dönüşte aynı o hanıma rastladığım yerde bu mısralar dilimden döküldü ve bunu beste olarak yaptım dedi. Ve bunu o plağı nasıl okuduğunu da anlattı. Efendim dedi, Müzeyyen Senar geldi. Kara kuru bir kızdı dedi aynı bu ifadeyle. 14-15 yaşlarında böyle dedi karşıma oturdu. Ben de bu eseri yeni bestelemişim. Okudum kendisine. Birader sanki şarkıyı kendi besteledi. Baştan sona kadar öyle bir okudu ki bir dinleyişte şaşırdım kaldım. Ve sanki benden daha da güzel okudu.
ben o zaman onun kabiliyetini anladım dedi. Ve Müzeyyen Senar'la yaptığı ilk taş plak da budur. Yine tenha bir akşam gel, gel acanım. Hele coşkun bir ay dolsun, gelirim sazla söze, pek aşıksın bilirim. Safiye Ayla başta olmak üzere deniz kızı Eftalya şarkılarını onlara veriyordu. Onlar okuyordu Yesari Asım'ın yeni eserlerini. Tabii Yesari Asım'ın ilginç yanlarından biri, Columbia müzik direktörü olarak müzik hayatına yön veriyor olması. Bu kadar kendi halinde çalışırken, işte yalnız olmaya gayret eden, yalnızlığı seven, elinde tesbihle beste yapan, tasavvufi özelliklerini öne çıkartan bir kişi olmakla beraber dünyevi, dünyasal besteler de yaptı. Yesari Asım Arsoy için İstanbul şairi, İstanbul bestekarı derler. Şarkılarında Sarıyer, Hünkar Suları, Yeniköy, Çamlıca, Adalar, Moda gibi bir takım semtlerin adı geçer. Fakat bu şarkılarında bu semtlerin hiçbir zaman tasvirini göremeyiz. Ancak o semtlerde yaşanmışlıklar vardır. Bu şarkılarda Yesari Asım'ın bu yaşanmışlıkları anlatılır bana göre. Yesari Asım Arsoy bu şarkılarını ilhamla yapmıştır. Bu şarkılarındaki sevgililer tamamen hayali sevgililerdir. Bir şahs için yapılmış şarkılar değildir. Bir sohbetimiz esnasında Yesari Asım Arsoy, ben ki böylesine velut bir bestekarken, Allah bana şairlik kudretini vermemiş olsaydı da, ben başkalarının şiirlerine muhtaç duruma düşseydim, halim nice olurdu, demişti. Biz heybelide her gece mehtaba çıkar. Aynı zamanda çok büyük bir şairdi bence Yesari Asım Arsoy. Zaten eserlerinin büyük bir kısmını sözlerini de kendisi yazdığı için özel kelimelerde aslında herkesin anlayabileceği ama özel kelimeler. Büyük şairdi ve aynı zamanda büyük bir mutasavvıftı. Tasavvufi şiirleri vardı ama ortaya çıkartmazdı. Yalıvanın şen sesini kandıralım, alalım. Bülent Gündem'in hazırladığı Yesari Asım Arsoy Hayatı ve Eserleri kitabında üstadın 232 eseri bulunmaktadır. Bu 232 eserin 27 adedi değişik güfte yazarlarına aittir. 16 şairden 27 beste yapmıştır. Bunun geri kalan 205 eseri kendisine aittir. Güfteler kendisinindir. Güftelerini aruz vezniyle ve hece vezniyle yazmıştır. Yalnız şunu söylemek isterim. Yesari Asım Arsoy o günlerde bizim gençlik yıllarımızda konuşma dili bize göre biraz ağdalıydı. Fakat eserlerine baktığımız zaman onun bütün eserleri son derecede anlaşılır, günümüz Türkçesiyle yazılmış güftelerdir, akıcıdır.
bu akıcılığın yanında sehli mümtenilerle doludur. Her mısrağın sonundaki kafiyeler tam ve zengin kafiye şeklinde düzenlenmiştir. Bu da üstadın şairliğini ortaya koymaktadır. İncila Bertuğ Hocam, Meral Uğurlu ile ilgili bir program hazırlıyordu. Ve benim Yesari Asım'ın hayatını anlatmamı istedi. Ben de evine gidip kendisinin hem elini öperek tanışmak hem de hayatını kendi ağzından işitmek için Erenköy'deki evine gittim. Yalnız gidişim bayağı zordu. Yani ona ulaşılması zor bir insandı. Araya işte diğer bir hocalarımızı sokarak Erenköy'deki evine gittim. Yani bir büyük okyanusla karşılaştım. Öyle diyeyim. Anlatılmaz derecede büyük bir besteciydi. Ve ben de o zaman yeni yeni bestekarlık günlerim başlamıştı ve film müzikleri yapıyordum. Henüz şarkı formunu çok fazla işlememiştim ve bana şöyle bir soru yöneltti. Ne kadar sürede eser yapıyorsun dedi. Ben işte bir saat, bazen bir gün falan, ne yapıyorsun sen dedi. Bak dedi, benim yanımda bir çekmecem var. Orada açtı, kalemi, kağıdı, nota kağıdı her zaman hazır. Çok kuvvetli ilhamlarda en fazla iki ölçü yaparım dedi. Ve bir yıl sürebilir benim bir eserim. Onun için çok ağır bir şekilde ve çok sanatlı olarak, her eserin üzerinde son derece titiz durarak, işleyerek bir nakış gibi. Ve ben şimdi onu daha iyi anlıyorum. Bakın 1989 yılından ölümüne kadar hocayla çalışma fırsatı buldum. Büyük bir şanstı benim için gerçekten. Ama şimdi çok daha iyi anlıyorum. O eserlerin üzerinde ağır ve sanatlı bir şekilde düşünerek, durarak eserleri vücuda getirmenin ne kadar büyük bir saygı da olduğunu gördüm. Türk musikisinin nasıl diyeyim, saygıda da çok yüksek bir bestekarım. Kariyerde tanıştım bir hanım. Düşünme pek, karşındayım acanım, karşındayım acanım. Doğuştan bir aşk insanıydı. Biz sohbetlerimizde onunla tasavvuftan, şarkılardan, şiirlerden bahsederken farkında olmadan kendisinden aşkı, sevgiyi meşk etmişiz. Bunları sonradan öğrendik. Bizim ondan aldığımız yalnız aşktı, sevgiydi. Sahilde oh hoş bu seneyi aldım akşam. Onun yani ses sanatçılığı ve bestekarlığı tamamen Allah vergisidir ve bu konularda hiçbir hocası da olmamıştır. Bu mevzuyu da şöyle tamamlayabilirim. Hocamız der ki bir konuşmasında, Cenab-ı Hak bana bu bestekarlık sıfatını vermeseydi ben herhalde ahirete cılız bir insan olarak giderdim der. Çok şükür mahcup olmadım der. O dudaktan tutuşup yandım akşam. Kalp gözü de gördüğümüz gözlerden daha açık olan insanlardan biriydi. Nurlar içinde yatsın. Ömrüm
Bir